Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısı ve sizlerin desteğiyle hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. 59 bin bütün Tekirdağ, Tekirdağlılara, Tekirdağ'da yaşayanlara, Tekirdağ kıyısından geçenlere benim gibi Edirne Keşan'da falan askerlik yapıp Tekirdağ Çorlu'ya falan gidenlere selam olsun. Bütün Fenerbahçeli kardeşlerimize 59.000 olduk. Gerçekten rüya gibi gidiyor. Rüya gibi bir sezon. Rüya gibi abone artışı. Hani totem gibi düşünmeyin ama kanal büyüdükçe sanki Fenerbahçe'de büyüyor. Fenerbahçe büyüdükçe kanal da büyüyor gibi. Hadi inşallah devamı gelsin. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Minnettarım arkadaşlar. Çok ama çok teşekkürler. Yani böyle oldukça sevdiklerinizi, Fenerbahçeli kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı, akrabalarınızı kanala davet ettikçe Bunlar da olacak sevgili arkadaşlar ve kanal daha daha büyüyecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Bugün 26 Ekim 2023. Yani Bener'in maçı var. Bener maçı Ludogorets. 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 Ludogore Trabzonspor TS. Ludogorez. Hazırlıklar tamamlandı bu arada lütfen maça dair skor tahmininizi aşağıya yazın arkadaşlar. Unutmayın bizler hediye üyelik veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Bir farklı galibiyete 10, iki farklı galibiyete 20, 3 ve üzeri farklı galibiyete 50 hediye üyelik veriyoruz. La benim vermeme gerek yok. Benim adıma üye arkadaşlar da hediye edebiliyorlar. Her galibiyette bunu yapıyoruz. Tabi sizin ne yapmanız lazım? Oynatma listelerini açmanız lazım. Videoları izlemeniz lazım ki hediye üyelik verildiğinde direkt ilk sıralardan başlayın. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Rastgele vermiyor. Ya da ilk abone olana son abone olana göre vermiyor. Daha önce hediye üyelik almış olsanız bile son dönemde atıyorum son bir hafta içerisinde en çok video izleyen kişileri seçiyor. Bunlara bir aylık hediye üyeliği YouTube sistemi veriyor. Biz vermiyoruz. Biz parayı yatırıyoruz. O kadar. O yüzden hazır maça daha bir sürü dakika varken benden tavsiye gidin. Herhangi bir oynatma listesini açın. iki kat hızda bırakın arkada oynasın yani. Ya da kısa kısa listesini açık bırakın. 2 saat oynasın zaten 2 saat hemen hemen bitiyor. 150-160 tane video izlemiş olursunuz bedava benden tavsiye. UEFA Avrupa Konferans Ligi. H grubu 3. maç. 26 Ekim Perşembe yani bugün. Bulgaristan temsilcisi Ludogoreski Fenerbahçe'miz ağırlayacak ve hazırlıklar tamamlandı. Hocam senin skor tahmin nedir? Ben maç onu canlı yayınında kadroyu gördükten sonra yapıyorum arkadaşlar. Ama siz hissiyatınızla konuşun. İçimden bir hissiyat geçiyor ama. Eğer o olursa hadi bakalım. Şimdi Samandıra Canbar testlerinin teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma yapıldı, öğrenildi. 5 eksik var Fenerbahçe'de bunları konuşacağız. Serdar Aziz, Joshua King. Bu arada Serdar Aziz de tekrar tekrar geçmiş olsun ameliyat gerçekleştirdi. Joshua King, Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra İsmail Yüksek e, ve UEFA listesinde zaten adı bulunmayan, hani idmanda olsa bile oynayamayacak olan Samet Akaydın katılmadı. Ben bunları da anlatacağım arkadaşlar. Fenerbahçemiz kampa girdim. İsmail Kartal'dan flash İsmail Yüksek kararı idmana almadı. Kadro dışı bıraktı. Celle dedi. Yani her türlü başta atabilirsiniz. Ancak olay şu. İsmail Kartal, takımın önemli isimlerinden birisi olan İsmail Yüksek'i Ludogorets maçında dinlendirme kararı aldı. Şimdi yani takımın önemli isimlerinden biri e, Flash bir karar aldı. Ee, i̇dman'a çıkmadı arkadaşlar. Deneyimli futbol hoca İdman'a almadı. Ve aktif dinlendirme yapıyor. Biliyorsunuz Pendik Spor maçımız var. Ve Pendik Spor maçında oynatmak adına aktif dinlendirme yapıyor. Hocam böyle saçmalık olur mu? İşte ben olsam oynatırdım diyen yoktur herhalde aranızda değil mi? Hatta ben bir şey söyleyeyim. Bartu Elmaz ilk 11'de desem şaşırır mısınız? Hocam iyi kaliteli kumaşı var. La Crespo oynayacak o oynasın. Hocam genç de bir çocuk ama vallahi parlatırız falan da dersiniz değil mi arkadaşlar? Dersiniz. Şimdi arkadaşlar Samet Akaydın'ın soğuk algınlığı var. Bilginiz de olsun. Soğuk algınlığı nedeniyle Mert Hakan Yandaş'ın topukta bir zedelenme varmış. Topuk zedelenmesi. İsmail Yüksek tedbir amaçlı diyelim. Hani sakatlıktan korumak için de diyebilirsiniz. Tedbir amaçlı diyelim. Daha ee, şey olur bilginiz olsun. Şimdi İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Flaş açıklamalar 5-6 haftalık bir ayrılıktan bahsettim. Hani bizimle olmayacak artık diye. <laughs> Ludogoresk öncesinde basın toplantısı. Madde madde kısa kısa konuşacağım arkadaşlar. Merak etmeyin öyle sizi gelecek 2 saat uğraştıracak hiçbir şey söylemeyeceğim. Rahat olun. Arkanıza yaslanın. Videoyu beğenin. Kanala abone değilseniz abone olun. Ha, Fenerbahçe değilseniz abone olun. ince olmuyorsanız siz bilirsiniz olmayın. Ama ee, benden tavsiye kanala abone olun. Bakın 59.000 olduk. Sayenizde daha da büyürüz. Ludogoresk analizlerimizi yaptık. Maçlarını izledik. Bazı oyuncularının sakatlık sorunu var. Ne güzel ne güzel. Ne güzel. Sakatlık dereceleri hakkında bilgimiz yok. Rudogoresk 12 yıldır Bulgaristan liginde şampiyon. İlk kez bu sezon çalkantılı günler geçiriyorlar. Yalnız şunu da hatırlatmakta fayda var. Adamların liginin şampiyonu konferans ligindeyse bir şey vardır. E, e, onu da söyleyeyim. Neyse. Ligin gizli lideri durumundalar. Hocaları değişti. <laughs> Eski hocaları daha önce Ludogoresk ile çalıştı. Bu takıma karşı dersimizi çalışıyoruz. Tek hedefimiz yüksek özgüvenle maçı kazanmak. 3 puan almak. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da maç maç düşünüyoruz. Geriye bakmıyoruz. Önümüzdeki sadece ilk maç olur. Saha dışı ile ilgilenmiyoruz. Hani aslına bakarsanız doğru bir yaklaşım değil mi? Hocam şampiyon olur muyuz? Hocam konferansı kazanır mıyız? Size ilk günde söyledim. <laughs> yine söylüyorum. Ve söylemeyi de sürdüreceğim. Ya iş böyle gitsin. Sürekli kazanalım. Sürekli kazanalım. Bir sonraki maçı konuşalım hep. Bakın her sene her sene biz işte Şampiyonlar Ligi'nde final hedefliyoruz. Avrupa'da kupa hedefliyoruz. Galatasaray UEFA'yı aldı biz niye alamayalım gibi saçmalıklarla ee, kendimizi yüksek gördük böbürlendik. Ancak Gökhan Gönül'ün çeyrek finale çıktığımızda bir cümlesi vardı. Dedi ki Gökhan nereye hedefliyorsun dedi. Gökhan dedi ki biz gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi düşünüyoruz. Hani neresi olur ama şimdi olur ama bu olur ama bu olur diye. Yani ee, biz gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Şimdi ben de Fenerbahçe adına söylüyorum size. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanmamız. Olabildiğince fazla. En fazla. Olabildiğince maksimum. Anlatabiliyor muyum? Ludogoresk'in 7-1 mağlup olduğu maçı izledik. Maçın skoru o değil. Her gelen top gol oluyor. Kaleci hataları var. 7 gol yedikleri için hafife alınacak takım değil. Akibi ciddiye alıyoruz. İlk 11 için karar vermedim. En iyi 11 ile sahaya çıkacağız demiş. Emre Mor idmanlara başladı. Biliyorsunuz Emre Mor Avrupa listesinde yok. Oynayamaz. Serdar Aziz ile ameliyat sonrası konuştuk. Ameliyat oldu Serdar Aziz biliyorsunuz. 5-6 hafta sonra aramıza dönecek. Dominik Liva problem yok. Ludogoresk maçında oynayabilir. Arkadaşlar ben normalde İrfan eğri bayatı bekliyordum kalede ama Ludogorest maçında oynayabilir cümlesi bana şunu söylüyor. Ben ilk 11'de onu oynatacağım. Ya bilmiyorum. İsmail Kartal e, futbol analiz uzmanı. Ben de İsmail Kartal analiz uzmanı gibiyim. Açıkçası ben İsmail Kartal'ın e, ilk 11'de Livakovic'i seçeceğinden yanayım. Sakatlık ikiye ayrılır. Üçe ayrılır aslında. Bir de beyin sakatlığı var da neyse o konumuz değil. Sakatlık iki ayrıdır. Bir, kas sakatlığı. iki oyun içinde darbe sakatlığı. Emre Mor, Livakovic, Serdar Aziz darbe sakatlığı yaşadı. Yani maçın içerisinde darbe aldılar. Kas sakatlıklarını termal kamerayla te tespit ediyoruz. Kas sakatlığıyla sorunumuz yok. 10-14 günlük sakatlıklar diye literatürde geçmez. Yani tamam diyor. Yani işin açıkçası oynamadan yapılacak sakatlıklar. Yani kası güçsüz ondan sıkıntı edecek. Biz bunlarla problemimiz yok ama diyor maçın içine sakattık. Yani olabilir. Arkadaşlar bakın geçen sene hatırlayın hazırlık maçında Pedro'nun ayağına öyle bir bastık ki eleman Cağpedro'nun futbol hayatı bitiyordu. Yani düşünün. Şimdi e, rakipler mesela rakiplere karşı millet yumuşak oynadığı için hiçbir şey olmuyor. Biraz sert oynadılar mıydı? Bir bakın bakalım neler çıkacak daha. Biz işimize bakalım. Pendik spor maçı 2500 kapasiteli stadı olan takım lige çıkıyorsa bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorunu. Zeminine, şartlara onlar bakacak. Daha iyi bir zeminde herkes oynamak ister. Bizim stadımıza gelen nasıl iyi şekilde oynuyorsa biz de her gittiğimiz yerde iyi şartlarda oynamak isteriz. Benim iki önerim var. Bir, çocuk formaları karsız maliyetine satılsın. Çocuk formaları maliyetine satılsın sokaklarda cıvıl cıvıl Fenerbahçeli çocukları, Fenerbahçe formalarıyla çocukları görelim. Subliminal subliminal işleyelim. Daha fazla Fenerbahçeli elde edinelim. Bir. İki. Anadolu takımlarına bir çağrım var. Özellikle İstanbul takımlarına. Pendik'in yerinde olsam. Fenerbahçe'ye derim ki. Maça sizin stadınızda oynayalım. Bilet gelirinin tamamı bana ait. Deplasman tribün geliri size ait. Bilet gelirleri tamamı bana ait. Deplasman tribün geliri size ait. Ve hani e, olay olursa, sıkıntı olursa o sizin taraftarınıza diye. 500 liradan da bilet satıldığını düşünün. 500. Hani kale arkaları 500. Ortalar e, açık tribün 1000 lira diyelim ya da 1250 lira. Ortalama ne yaptı abi? 750. 800 lira ortalama diyelim. 40 bin kapasite. 42 bin diyelim. Burada yarı yarıya böl. 21 bin ile çarpalım. Yani 21 bin çarpı 800 TL. 16 milyon 800 bin lira yapar. Kötü para mı? Yaklaşık 500 bin euro. Allah aşkına kötü para mı? Ha tabii bunun e, gençlik spor müdürlüğüne falan giden payı falan var da. Ya arkadaşlar bak saçma gelecek. Farkındayım. Hocam oldu olacak. 3 puanda direkt versinler oynamazlar. Saçma gelecek. Ben de farkındayım ama Bence kaybedecekleri hiçbir şey yok. Vallahi bak. Ben onu da söyleyeyim. Ciku adaptasyonum kısa sürdü diyor. O da açıklamalarda bulundu. Alexander Ciku. Ne diyor? Savunma oyuncusu Ciku. Ludo maç maçı öncesinde. Fenerbahçe'de çok iyi karşılandım. Adaptasyonum kısa sürdü. Her şey iyi gidiyor. Takım içerisinde çok iyi bir hava var. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyorum. Sahada iyi bir oyun ortaya koymayı istiyorum. Maç oynadıkça birbirimizi daha iyi tanıyoruz demiş. BKO ile iyi bir uyum yakaladık. Bu arada BKO'da, Ciko'da UEFA listesindeki stoperlerimiz olduğu için mecbur ikisi oynayacaklar arkadaşlar. Başka stoper yok. Gençlerden belki. Uzun süreden beri beraber oynuyoruz. Sadece BKO ile uyumumdan bahsetmek gerekiyor. Tüm savunma oyuncuları kaliteli. Herkes sahada işini yapıyor. Hocanın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Rakip hücumculara zorluk yaşatmak istiyoruz. İyi gidiyoruz demiş. Allah tekenize taş değdirmesin. Yani. Şimdi Süper Lig'de hakemler açıklanmış. Rezalete bakın. 10. hafta. Fatih Karagümrük Trabzon Ali Şansalan. Çant çalan, maç çalan. Fatih Karagümrük Trabzonspor. Trabzonspor'un hakemi verilmiş. Olabilir. Çaykur Rizespor Galatasaray Kadir Sağlam. Nasıl Kadir Sağlam? Bildiğiniz Kadir Sağlam. Kimdir Kadir Sağlam? Hatırlayalım arkadaşlar. Şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Kadir Sağlam malum takımın malum camianın Başakşehir'le deplasmanda oynadığı maçta tüm takdir haklarını malum camiaya kullandıran Başakşehir'in ataklarını offside diye kesen faul gerekçesiyle kesen malum camiaya gösterilmesi gereken kartları es geçen üstüne Kerem Aktürkoğlu'nun kendini yere atmasına penaltı çalan malum camiaya ite 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 3 puanı hediye eden hakemdir. Maçta gözümüz üzerinde olacak diyor 12 numara. Ben de diyorum ki her maç aynı hile hurda tezgah. Yani gözümüz üzerinde. Yani nefesimizi ta de hissetmesi lazım. Gözümüz üzerinde de olmuyor bu iş. Herkes işini adam gibi yapacak. Onu söyleyeyim. Pendik Spor Fenerbahçe maçı. Buraya kim atanmış? Abdülkadir Bitigen. Yakinen de tanırım ha bilginiz olsun. Yani Allah mı büyük, Galatasaray mı büyük diye sorsanız şaşıracağınız cevap alabileceğiniz kişilerdendir. O kadar koyu Galatasaraylıdır. Bilginiz olsun. Ya, yakinen tanıyorum. Tanımasam söylemem yani bunu. Ancak size şu kadar söyleyeyim. Malum camianın Beştaş'ta oynadığı maçta Varakem'iydi bu arkadaş. Ve hatırlayın verdiği kararlarla kamuoyunda ciddi şekilde tepki görmüştüm. Pendik Spor'la maç, maçımıza da atanması tam anlamıyla komedi. Ayrıca Gaziantep Spor'la oynadığımız maçta Ferdi Kadıoğlu'yla kazandığımız penaltıya destek eli diyen havadayken okunmasına rağmen destek eli diye penaltıyı iptal ettiren şahıs Mert Günoğlu'nun eline destek eli demeyip kırmızı kart verdiren şahıs. Yani söz konusu Fenerbahçe olunca bu penaltı değil buna penaltı diyen Allahsızdır deyip buna penaltı diyen kitapsızdır deyip bu destek elidir buna el çalınmaz, buna el çalan Allahsızdır deyip söz konusu Galatasaray olunca bu eldir. Bu kırmızı kartı ceza sahası dışında diyen hakem. Düşünün. İki farklı pozisyon ama hemen hemen aynı pozisyon. Hocam ama kaynak geliyor. Destek eli değil ki. Sonuç olarak nasıl? Düşmesin diye tutuyor değil mi o eli yere? Ya dengesini sağlamak için tutuyor. Destek eli işte. Destek eli kardeşim. <laughs> yani düşünün. Mert Günoğunkine Halil Umut Meleri izlemeye davet eden arkadaş. Fenerbahçe'ninkine gelince de penaltıyı iptal ettir diyen arkadaş. Yani dinlendirilmesi gereken bu arkadaş bu maça atanmış. Operasyon. Ben her maç önce söylediğimi yine söylüyorum. Adaletli yöneteceksen Allah sevdiklerinin ve senin bir sıkıntını gidersin. Ama adaletsiz yöneteceksen Allah ya senin canını alsın ya sevdiklerine zarar versin. Senden çıkarsın. Beddua dua etmiyorum. Dua ediyorum kardeşim. Adam gibi yönetirse Allah kendisinin de sevdiklerinin de kaç tane seti var? 30 tane. 30'unun da birer tane derdini, musibetini kaldırsın. Adam gibi yönetirse. Hocam hata yaparsa olur mu? Hata yapsın bak. Hata. İstemeden yap. Yanlışlıkla mikrofonu düşürdüm. Bu hatadır. Yanlışlıkla elim buraya gitti geldi. Bu hatadır. Bilerek kapattım. Bu kasıttır işte. Bunu yaparsa Allah bin türlü belasını versin. Şimdiden söylüyorum abi. Bu beddua değil, bu küfür değil, bu başka hakaret değil. Bu davalık şunluk bunluk bir şey değil. Yeter ya. Yeter. Bizim yıllardır canımız yandı. Yeter. Azıcık da sizinki yansın ya. Anlayın bir ya. Ya bizim kaç sevdiğimizin canı yandı ya. Allah bizim sevdiklerimizden çıkarttı. Yani sayenizde sevdiklerimizden çıktı. Allah çıkart demeyin. Tövbe estağfurullah. Sayenizde bizim sevdiklerimizden çıktı. Eşimiz, dostumuz, akrabamız hepsi üzüldü. Beşiktaş-Gaziantep maçına da koyu Beşiktaş'ta metekalı Kalkavan'ı vermişler. Yaz Mete Kalkavan'ı ısındırıyorlar. Ben size söyleyeyim. İlk derbi maçında muhtemelen Fenerbahçe Galatasaray maçında Mete Kalkavan'ı verecekler. Benden söylemesi. <laughs> şimdiden yazın bak. Şimdiden söylüyorum. Yani Aralık ayındaki maçın hakemini söylüyorum ha. Yanlış duymadınız. Gerçi daha öncesinde Fenerbahçe'nin Trabzon maçı var. Trabzon maçına da verebilirler. Derbi sayıyorlar ya aynı şehrin olmasına rağmen. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim de siz mesajı anlayın. Aktaracaklarım o kadar arkadaşlar. İsmail Yüksel'in hiçbir sıkıntısı yok. Çok şükür dinlendiriyor. Normal. Ferdi Osayi Osterwolde üçlüsünden ikisini oynatabilecek. Mert Müldür'ü mecburen oynatamayacağız. Çünkü Avrupa listesinde yok. Onu da belirteyim. Ee, aynı zamanda Şimdi hakemlere de ben buradan bu şekilde de kızıyorum. Ya Fenerbahçe 3-0 önde. Penaltısını vermiyorsun. Ver 4-0 olsun. Maç garantilensin. Mert Müldür oynasın. Artu Elmaz oynasın. Ara yani o çocuklara da süre verelim. O çocuklar da şans bulsun. E çocukların da hakkını yiyorlar. Yani durum bu arkadaşlar. Fenerbahçe'de sakatlık açıklaması bu 5-6 hafta oyu olmayan Serdar Aziz. Şöyle bir şey var. Ve bu 5-6 hafta formdan düşmeyecek. Fenerbahçe gol yemeyecek. Çok iyi gidecek. Deseler. Hocam bahane Serdar Aziz'den dersiniz ya. Ben de o konumdayım. İnşallah böyle olur. Kent ve Cengiz'in ilk 11 oynamasını bekledim. Kent, Cengiz, Batshuayi'nin ilk 11 oynamasını bekledim. Bir kez daha hatırlatayım. Müsaadenizi isteyeyim. Görüşmek üzere tekrar teşekkürler. Hem bunun için hem her türlü desteğiniz için.